Bu hafta önemli bir haftaydı. Başkent derbisi oynandı. Gençlerbirliği 1-0 Ankara Gücü'nü mağlup etti. Evet. Ankara Gücü bana göre çok önemli bir maç kaybetti. Fenerbahçe maçından sonra bu maçı kaybetmemesi lazımdı bana göre. Yani 3 puan almasa da kaybetmediği zaman daha farklı bir yapıyla ayakta durabilme çarelerini arayacaktı. Ama tabii ki hem Gençlerbirliği takımının sahada oyun anlayışıyla Ankaragücü'nün oyun anlayışı arasındaki farklılık, iki takımın da kontratağa dayalı oyun anlayışıyla birlikte bir tane golün maçı kazanacak noktaya gelmesi, 80. dakikada da defans hatası bana göre yapan Ankaragücü maçı kaybetti. Ama daha baştan iki takımın da oyun anlayışına baktığınız zaman birinci ve ikinci bölgelerdeki farklılıklar üçüncü bölgeye geçtiği zaman bir kontra atak sisteminin daha görüngen şekilde olduğu, yani hızlı çıkışla mesela Gençlerbirliği'nde CEO golü atan Evet, suyu oyuncu attı golü. her topta çıkabiliyordu. Ankaragücü'nde de Sabo ve Rodriguez mi? Rodriguez her aldığı topla defansın üstüne gidebilecek bir yapıya ve düşünceye sahip oldular ki gol noktaları var mı yok mu tartışmaları da var bu noktada. Yani fazla pozisyon yok. Bu maçın hem geçen hafta senle konuştuğumuzda hem çarşamba günü Güçlüyorum programında ben bir şey söyledim. Bu maç taktik savaşı olacak. Hocaların taktik savaşı. Hocaların taktik savaşı olacak. Hamzaoğlu yeni kurulan Ankaragücü'nü çok güzel analiz etmiş. Mustafa Reşit Akçay sezon başından beri bir arada oynayan Gençlerbirliği'ni gram analiz etmemiş. Denklem bu kadar basit. Neyi analiz etmemiş? Şimdi biz bir şeyi söylüyorduk. Fenerbahçe maçında Ankaragücü nasıl oynadı? Arkaya hızlı toplar attı. Fenerbahçe defansını kündeye düşürdü ve gol attı. Bu maçta ne oldu? Müjdat Hocam biraz önce söylediği gibi pozisyon yok. Niye pozisyon yok? Çünkü ortada aktarma görevini yapan yere Hamza Hamzaoğlu aynı anda 3 kişiyle bastı. Rodriguez'in ayağına ne zaman top geldiyse orada 3 kişi bitti. Oradan ileriye kanatlara top geçme şansını bırakmadı Hamza Hamzaoğlu. Sistemini kilitledi.